rotamızı şimdi Ege'ye çeviriyoruz. Yaban tavşanlarının bulunduğu adalar, müzik çalmayan bir tekne ve Bodrum'un en sakin tekne turuna çıkıyoruz. Deniz kızımız denizde. Güzelliğim ve çekiciliğim tabii deniz kızlarını bile kıskandırıyor. Cam gibi deniz, kıpır kıpır balıklar ve cennetin ortasında adalar. Buranın sessizliği, sakinliğini eşim çok seviyor, ben çok sevmiyorum o kadar. Bodrum'un en sakin tekne turunu Magazin 8'de izleyeceksiniz. Bir saat buradayız, sadece yüzme molası var. Bu yaz Bodrum'da yine kumsalda yine var. Mürettebat hazır. Yolcular tek tek tekneye bindi. Kaptanımız kalkış için emir verdi. Bodrum'da sahillerden, kalabalıktan uzak, cenneti andıran koylarda demirleyen teknelerden sadece birinin içindeyiz. Küçücük bir adada garip bir hareketlilik var. O da ne, tavşan değil mi bunlar? Buraya tekneyle gelenler adaya çıkıp tavşanları besliyor. Burası bizim de ilk durağımız oluyor. Burası Yalıkavak'la Gümüşhün ortasına Koyun Baba Koyu. Bizim yerel tabirle adanın ismi Koyun Baba Adası. Ama haritada resmi adı Küçük Kiremit Adası. Bir saat buradayız. Sadece yüzme molası var. Çay kahve isteyen müşterilerimize çay kahve servisimiz var. Adada keçiler de varmış. Şurada da keçilerin yalakları var, bizim su yalakları. Su bidonları var. Keçiler sahipli bir Muzaffer abi diye bir abimiz var. O gelip sularını, yiyeceklerini getiriyor ve kurbana yakın gidip kurban bayramına yakıp onları kesiyor. Ticaretini yapıyor yani, satıyor. Gümüşlüklü Cenk Kaptan 8 yıldır bu sularda dümen sallıyor. Özellikle böyle dinlenmek için sakin turlar yapıyoruz. Yani Bodrum tarafa gibi çok kalabalık, sesli değildir bizim buralar. Sakindir genelde. Denizimiz temizdir. Devamlı sirkülasyon halinde olduğu için. Denizimiz temizdir. İşte sezon biraz durgun olsa da çok şükür çalışmaya devam. Teknenin bir özelliği daha var. Müzik asla çalınmıyor. Rüzgarın ve denizin sesi zaten mükemmel bir resital yapıyor. Tekne durduğunda balık tutmak serbest. Hayri Bey denize girmek yerine balık tutuyor. Bir insan tekne turunda çıktığı zaman niye balık tutar efendim? Bu benim hobim. Tekne turunda da sıkıldım. Beni oyalayacak arkadaşlar yoktu ondan sonucuma. Benle ilgilenenler olmadılar ondan sonucuma. Denizden bir taciz geliyor galiba. Ve deniz kızımız denizde. Benle ilgilenmiyor. Deniz çok güzel bebeğim. Boş. Ve ben de balık tutuyorum. Şimdi anladık. Sitem var ortada ama sitem sevgiden doğar diyelim. Güzel bir balık tutacağım. Peki biz de sabırsızlıkla bekliyoruz efendim. Evet. Hayri Bey yem olarak ekmek kullanıyor. Ekmekler biraz büyük olduğu için galiba bu sefer yakalayamayacak. Hayri Bey'e rastgele diyor, Büyük Kiremit Adası'nda verdiğimiz molada mutfağa giriyoruz. Cenk Kaptan yemekleri hazırlıyor. Bunlar yoksa Hayri Bey'in yakaladığı balıklar mı? Fırında levrek balığı, plaki tarzı soslu, makarna, salata. Öğle yemeğimiz, menümüz bu kadar. Yemekten sonra meyve servisi. Yemek sonrasında mideler doldu. Güneş iyice mayıştırıyor insanı resmen. Serra Hanım her yaz 3 aylığına Bodrum'a geliyormuş. Yaklaşık 3 aydır buradayım ben. Maşallah, siz Bodrum'da olmuşsunuz o zaman. Evet, yazlığımız var burada. Süper. Gelip kalıyoruz. Süper. Biraz önce gördüm, en çok siz mesaj atıyordunuz teknede. Sevgilinizle mi?
Hayır ya. Aynı arkadaşlarımla konuşuyordum. Burada çok arkadaşım var. Peki. Neden bu tugu seçtiniz acaba? Sessiz olduğu için sakin, kafa dinlemelik. İşte kitap okumalık. Serra'yı kitabıyla baş başa bırakıp Çağlar ailesinin yanına geçiyoruz. Ben Bülent Çağlar. Şeyde Bodrum'dayız işte. Geliyoruz her sene buraya geliyoruz. Süper. Hanımefendi? Ben de Nihal Çağlar. Biz Gümüşlük'te evimiz var. Süper. Orada oturuyoruz. Bu turda herkesin evi var ya. Herkes zengin galiba. Herhalde. Zengin turu mu diyelim biz bu? Herhalde. Ama biz İstanbul'daydık. İşimiz vardı. Şimdi bir haftadır buradayız. Daha yeni geldik. Süper. İşte buranın sessizliği, sakinliğini eşim çok seviyor. Ben çok sevmiyorum o kadar. Ben hareketli yer daha çok seviyorum. Bu turu da eşim çok seviyor. Cenk'i çok seviyor. Kaptanı Cenk'i çok sevdiği için, samimi ve içten bir tur olduğu için. Beyefendi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan emekli pilotmuş. Efendim siz asker misiniz? Vallahi hocam biz askeriz de emekliyim ben. Sen nereden anladın onu anlayamadım benim asker olduğunu. Ses tonunuz ve göz bebeklerinizden belli aslında. Vallahi hocam you are very smart yani. Ya, biz askeriz aynı zamanda ben emekliyim, helikopter hocasıyım, uçak da kullanıyoruz falan. Müthiş. Epey oldu yani 87 yılında ben emekli oldum. Ondan sonra özel sektörde falan uçtuk bayağı. Helikopter hocalığı yaptık. Amerika'da kurs gördük. Şimdilik... Böyle şey yapıyoruz işte. Daha evvelden özel sektörde bayağı uçtum yani. Esra Hanım Gümüşlük'te yaşıyor. Tekne turuna misafirleri için çıkmış. İsmim Esra Çan. Gümüşlük'te yaşıyorum. Süper. Evet, bugün de hep çıktığımız bir teknemiz var Gümüşlük'te. Onunla günübirlik tekne turuna çıktık. Arkadaşlarım geldi İstanbul'dan. Onlarla güzel bir Bodrum gününde deniz, kum, güneş, balıklar, mutlu mesut sizler. Esra Hanım'ı hatırladınız değil mi? Az önce balık tutan Hayri Bey'in yakın arkadaşı kendileri. Ve deniz kızımız Deniz'de. Güzelliğim ve çekiciliğim tabii deniz kızlarını bile kıskandırıyor. Böyle tanınıyorum Gümüşlük'te. Maşallah. Şarkı söylemek ister misiniz? Şöyle ufak bir kuble okumak isterim. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bodrum'da tekne turu fiyatları kişi başı 30 liradan başlıyor. Özel tekne turları ise 1200 liraya kadar gidiyor. Bizim 7 saat süren tekne turumuz burada sona eriyor.